Merhaba arkadaşlar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle harika bir yazmam var. Ona bu modeli uyguladım. İnşallah onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelini tarif edeceğim, örülüşünü. Gördüğünüz gibi yazmam cenk marka. Böyle kız çeyiz olacak. Sizlere de bu modelin yapılışını anlatacağım. Videomu başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz çok çok mutlu olurum. Bu sayede bana destek olmuş olursunuz. Kanalımız daha çabuk büyür. Evet, yazmam açık renk zemini bu şekilde. O yüzden bütün içindeki renklerden kullandım. Kız çeyizi de olacak olduğu için şıkır şıkır olsun istedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Genelde hep yazmalarımın en alt zeminini zürafa yapıyorum ben. O size bağlı arkadaşlar. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Tamamen sizin tercihiniz. Ben genelde modelim daha otursun, daha güzel olsun diye çekiyorum. Bu şekilde zürafa yapılışını daha önceki videolarımda da göstermiştim. Ben böyle geriye doğru kıvırıyorum. Bu şekilde parmağımızın üstüne yatırıp arkasındaki iki kere doluyorum. Daha böyle diri diri dursun diye. Genelde zürafalarımı bu şekilde yapıyorum. Bir yazmada zaten zürafa yapılsın, o yazma bitmiş gibi oluyor. En önemli bence aşamasıdır zürafa. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazmamızın zürafasını yapalım. Üst yaprağında görüşürüz inşallah. Yazmamızın üst yapraklarında bu şekilde kuyumcu kafesi dediğimiz arasındaki çim yerlerine bunlar yapacağız. Bu şekilde 8 tane koydum ben arasını. Siz isterseniz 10-12 koyabilirsiniz. İsterseniz daha sıkı yapabilirsiniz ama bu sıklık gayet normal bence. Hani siz istediğiniz gibi arasını genişletebilirsiniz. Kuyumcu kafesi de zürafamızı yaptık. Hemen geri yaptığımız zürafanın şöyle tepesine çıkıyoruz. Sonra bir öndeki zürafamızın içine bu şekilde batıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar iğne oyasının altın kuralı. Hepsini eşit boyda yapmanız lazım. Düzgün bir oya çıkması için hani elinizde aynı boyda eşit şekilde yapın ki böyle düzgün görünsün oyanız. Bu şekilde 8 tane kuyumcu kafesi yapacağız arkadaşlar. Evet, 8 taneyi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane zürafa yapıyorum. Çiçek yapacağımız zemini hazırlayacağız şimdi. Gördüğünüz gibi bir tane zürafamı yapacağım. Bu şekilde iki tanesini atlayıp üçüncü zürafama tekrar batıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Bu dibine kadar bu şekilde dönüp buradan çekiyorum, dibinden çekiyorum. Gördüğünüz gibi ipimi bu tarafa aldım. Şimdi buraya sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir pırpır yaptım. Pırpırımızın üzerine çıkıyorum. Bir tık genişini yapıp aşağıya iniyorum. Şimdi
Bu şekilde. Bunu da isterseniz üçlü, isterseniz dörtlü, isterseniz beşli kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. O tamamen gene size kalmış bir şey. Ben dörtlü yaptım. Bu şekilde. Bunu da aynı böyle hizalı yaparsanız çok güzel görünür. İkinciyi yaptım hemen. Tepesine çıktım. Geriye iniyorum. Şimdi 3 tane olmuş oldu. Şimdi hemen gene tepesine çıkıyorum. Bu şekilde tekrardan aşağıya iniyorum. Böyle elinizde ayarlayın ki gördüğünüz gibi yaprağımın biri hazır. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimizi yapacağımız zemini hazırlıyorum. Şöyle bir pırpır yaptım. Ne küçük ne büyük. Bunun tepesine çıkıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Bu teklisine kanadı arkadaşlar. Bu teklisi. Bundan iki tane yapacağız. Çünkü iki tane çiçeğimiz olduğu için iki tane yapacağız. Evet. İkinciyi de yaptım arkadaşlar. Sinek kanadımızı yaptık. Tekli iki tane de sinek kanadı yaptık. Bunların üzerine çiçeğimizi koyacağız çünkü. Şimdi tekrardan bu yaprağımızın aynısını bu tarafa yapacağız. Küçükten başlayacağız. Üzerine çıktım. Geriye iniyorum. Bu şekilde 4 sefer aynı işlemi yapacağım. Burada gösterdiğim aynısını bu tarafta da yapacağım arkadaşlar. Evet. Yaprağımın aynısını burada da uyguladım. Gördüğünüz gibi yaprağımız hazır. Şimdi hemen yanındaki zürafamızı bu şekilde indim. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Çiçeğimizin yanlarında gördüğünüz gibi birer tane boş zürafa yapıyorum. Çünkü zaten çiçeğimiz yaprağımız bu kadar oldu, geniş oldu. Şimdi gene aynı şekilde 8 tane kuyumcu kafesi yapıyoruz. Dediğim gibi araları tamamen size kalmış. İster daha sık, ister daha geniş uygulayabilirsiniz modelimizi. Ben böyle kısa çeyiz olacak diye sık koydum biraz. Her renkten de koydum. Tek renk de yapabilirsiniz siz. İçinden bir renk seçip o şekilde de devam edebilirsiniz. Sade yazmalara da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercih sizin. Bu şekilde araları 8 tane olacak şekilde yapraklarımız yapacağız. Şimdi üzerine çiçeğini yapmasını göstereceğim. Sıradaki rengim içindeki bu pembedendi. Tekrardan iğneme pembe ipimi taktım. Şimdi bu çiçek için hazırladığımız yaprağın birincisine iğnemizi bu şekilde ipimizi sabitleyeceğiz. Genelde böyle iki kere doluyorum. Sıkıca çekiyorum. Bu şekilde asla açılmaz. Şimdi buranın içerisine 5 tane pırpır yapıyorum.
Bu şekilde 5 tane pırpır pır olacak. Dördüncüyü yapıyorum. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, aynı boyda olmasına özen gösterin. Boyamız güzel durması için hepsinin aynı boy olması şart. Şimdi 5 tane pırpırımızı yaptık. Son yaptığımızın üzerine çıktık bu şekilde. Ve pırpırlarımızın hepsinin üzerine zürafa yapıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi bu tarafına aynı şekilde zürafa yapıyoruz. Kenarıyla birlikte küçültme yapmıyoruz. Normal. Pırpır yaparaktan, pardon, zürafa yaparaktan sıramızı tamamladık. Şimdi bir sıra daha gideceğiz. Aynı şekilde bu tarafa gidiyoruz. Yani üzerine çıktık. Bir sıra geldik. Bir sıra daha gidiyoruz. 3 sıra olmuş oluyor toplamda. Evet. Gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi bu kenardaki zürafamızın içerisine 4 tane pırpır yapacağız. Ne çok büyük ne çok küçük, aynı boyda yapmaya çalışın. İkinci. Üçüncüyü yaptım. Ve bu da dördüncü. Şimdi hemen bir önündeki zürafamızın içerisine batıyorum. Hemen bir yanındakine battım. Ve sondaki zürafamın içerisine tekrardan batıyorum. 3 tane, gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane zürafa yaptım. Gene aynı buraya da 4 tane fiskil yapıyorum. Çiçeğimizin. Bu şekilde tuvayasından alışmışız fiskil demeye, pırpır yapıyoruz. Üçüncü ve de dördüncü. Gördüğünüz gibi aynı boyda yaptık ve dibinden hemen ipimi kestim. Birinci çiçeğim hazır. Şimdi hemen yanına ikinci çiçeğimi başlıyorum.
Yine aynı 5 tane pırpır yapacağız buraya da. Aynısını bu tarafına da uygulayacağız arkadaşlar. Çiçeğimin son sırasına geldim. İkinci çiçeğimin arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben son buradaki çiçeğimin pırpırından geçtim. Bu şekilde öbür çiçeğimin pırpırını yapıyorum. Bunu neden yaptım? Çiçeklerim birbirinin içine girmesin, daha net dursun diye yaptım. Bunu sizler ister yapabilirsiniz, ister yapmayabilirsiniz. Tercih size kalmış bir şey. Bu modelin aynısının teklisini de yapıyorlar. Uyguladığım yazmam var. Teklisini de. Videomun sonunda gösteririm sizlere. Teklisini yaptığım yazmamı da. Bu şekilde gördüğünüz gibi birbirinin içine geçmiş olmaz modelim. Düzgün durur. Evet, çiçeklerimin renkli kısmı bitti. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ütüye bile gerek yok arkadaşlar. Gayet net duran bir model. Şöyle göstereyim. Şimdi bu 3 tane yaptığımız zürafanın ortasına krem rengi ipimizi giriyoruz. Üzerinin çıtırını koyacağız çünkü. Aynı şekilde buraya da 4 tane krem rengi ipimizden yapıyoruz. Aynı boyda olmasına dikkat edin arkadaşlar. Böyle 3 ve 4. Şimdi ipimi dibinden kesiyorum. Öbür çiçeğimizin tepesine gireceğiz. Yine aynı şekilde bunu da yapalım. Evet, öbür çiçeğimizin üzerine de yaptık çıtırımızı. Bu şekilde gördüğünüz gibi net, güzel, çok şık duran bir çiçeğimiz. Bu şekilde anlattım arkadaşlar. Sizler de kızlarınızın, oğlanlarınızın çeyizlerine yapabilirsiniz. Evet, şimdi bunun teklisini yapmıştım daha önceden. Böyle bir yazmaya. Onu da göstereyim sizlere. Fikir olsun diye arkadaşlar. Bu şekilde tekli tekli koydum. Alt yeşilini bu şekilde kullandım. Gördüğünüz gibi fikir olsun sizlere. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir modelimi. Fikir olsun diye gösterdim. Yaptım sizlere de. Böyle yazmalarınıza harika gidecek bir model. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, her zamanki söylediğim gibi zil sesinde aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın. Yeni bir videomda görüşmek üzere.